Sevgili izleyiciler gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz tabi genel başkan değişimi yaşandı ve e, genel başkan Özgür Özel oldu. E, genel başkanlık koltuğuna oturdu ama şu anda e, iki arkadaşımız da hem eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de yeni genel başkan Özgür Özel'den ee, görüştüler. <laughs> evet, şu anda iki fotoğrafı da yan kare, yana kare, görüyorsunuz. Bu da olmuş. Taksim Meydanının farkı olmuş olsun. Sevgili izleyiciler, eski ve yeni genel başkanlar yan yana. Fotoraftaki bir detayı ben hemen paylaşayım. Güzel fotoğraf değil mi? Alper de diyor ki çok güzel fotoğraf. Yalnız abi şeyi hissediyor. söyleyeyim mi? Bir detayı ben paylaşayım mı? Ben Şaban önce İster, Sevinç, da... daha fit çıkmış. Ee, şöyle gravatlı çıkmış e, Şaban Sevinç ve Özgür Özel. Fakat Barış Beyaz gömlek, Kemal Bey'de Kemal Bey de e, bir hırka. Spor değil kazak, mi? Evet, spor, bir spor kazak. kazak gibi böyle bir. Eren Erdem'in ofisi burası. Ofisi. Yalnız Barış'ın biraz kilosu Orada kilo Eren vermiyoruz. Eren fotoğrafı yatay çekti. Dik çekseydi. Ha, aslında evet. o kadar doğru o kadar kilolu değil. Evet. Kesinlikle. Şimdi kilo muhabbetinden gelelim. Önce Şaban Semişler ne konuştunuz efendim Özgür Özel? E? Bir kere nasıl? Ee, çok önemli bir koltuk. Çok tarihi bir koltuk. O koltuğa oturdu. Nasıl gördünüz bir kere psikolojisini, haleti ruhiyesini bize bir anlatır mısınız? Ee, teşekkür ederim Gürkan. Tabii Özgür Bey yani o yıllardır tanıyoruz tabii. tabii ben de de tanıyoruz. yıllardır tanıyorum kendisine. Ee, heyecanlı ve hevesli gördüm. Heyecanlı ve hevesli bu iki kelime de tam Özgür Bey'i ifade ediyor. Ee, kafasında işte bir takım projeler var. Geçmiş dönemde yapıldığını düşündüğü bir takım yanlışları işte revize etmek var. Mesela nedir? Azerbaycan'a gidecek mesela. Ee, Azerbaycan'da e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan da randevu talep etmiş Haydar Aliyev'den. Hani o Karabağ Savaşı'nda Ünal e, Çeviriköz'ün çevir yaptığı açıklaması. açıklamaları filan... E, telafi etmek amacıyla gidecek. Çünkü e, o Ünal Bey'in Karabağ Savaşı'nda yaptığı açıklamanın, açıklamaların bu seçimlerde, bu geçtiğimiz seçimlerde CHP aleyhinde çok e, olumsuz bir etki yaptığını gözlemlemiş bizzat. E, Kıbrıs'a gitmişti geçen hafta. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işte kuruluş yıl dönümü nedeniyle orada Azeri milletvekilleriyle işte karşılaşmış, sohbet etmişler ve işte ben de geleceğim Azerbaycan'a ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım demiş. Onlarla öyle bir ön diyalog yapmış. Ee, ve e, tabii kafasında yerel seçimler var. Yerel seçimlerde işte İyi Parti ile mesela bir diyalog e, oluşturacak. Önümüzdeki günlerde Sayın Akşener'den randevu talep edecek ve sanıyorum Sayın Akşener'e bir e, bir modelle bir modelle gidecek. Yani bir teklifimsi bir e, içerikle gidecek. Ondan sonra ellerindeki belediyeleri korumanın ötesinde işte başka bazı büyük şehirleri de almayı planlıyor. Ya yani onun da şeyi görüyor. Onun da onu da imkan dahilinde görüyor ve bu CHP'deki bu değişimin Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda ve Türkiye'nin genel kamuoyunda gayet olumlu yansıdığını, bunun işte işaretlerini her gün almakta olduğunu söylüyor. O açıdan Gerçekten şeyli heyecanlı ve e, sevinçli yani. Tabi şeyde görüşmede Hikmet Çetin de vardı. Hikmet Çetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda e, yaşamakta olan en eski genel başkanı. Öyle doğru. Yani kendinden önceki genel başkanlar vefat etti malum Sayın Baykal dahil olmak üzere. E, i̇şte Hikmet Çetin hani en eski genel başkan yaşayan. Özgür Bey en yeni genel başkan. Altan hemen ondan büyük değil mi ya? Altan abi Hikmet Çetinden büyük ama şey. Daha sonra, Hikmet Beyden Hikmet, Hikmet Beyden sonra Anladım. genel başkan. 91 yaşında. Hikmet Çetin 95'te oldu, Altan abi 2000'de. Yok, 91 yaşında. Yok yok. Ha. Altan abi başkan. 91 yaşında da yani Hikmet Çetinden daha sonra genel başkan sonra. oldu. Onun için diyorum. Ee, öyle yani üçümüz birlikte bir e, Hani yarım saat kadar. İyi parti ile işbirliği yapabileceğine inanıyor mu Özgür Özer? Ee, yani kendisi bunun için elinden geleni yapacak. Elinden geleni yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız iyi Parti'yle samimi bir şekilde ve iki partinin de kazanması, kazan kazan kazanmasına dair bir işbirliği arayışı içinde olacağım, olacağız diyor. Ondan sonra şeyde Hikmet Çetin de bir takım şeylerini tabi deneyimlerini ve dış politikaya yönelik olarak özellikle bir takım tavsiyelerde de bulundu Özgür Bey'e. Gayet böyle şeydi yani sı sıcak böyle üç, üçlü bir sohbet oldu. Sonra da işte e, bu fotoğrafları çekindik. Bir de Çektim. Hikmet Çetin'le bir fotoğrafımız var. Evet. Hatta Hikmet Çetin'e Hikmet abi seni, seni ortaya alalım dedi e, Özgür Bey. Bir de öyle bir resmimiz var. Evet peki Barış'a Barış gelelim. Ee, durum bakalım. böyle. Barış e, evet. Kemal Kılıçdaroğlu nerede nasıl görüştün? Evet. Neler anlatıyor Kılıçdaroğlu? Şimdi Sayın Kılıçdaroğluyla CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in ofisinde buluştuk. Avukat arkadaşımız Yiğit Acar da vardı. Üçümüz yaklaşık bir buçuk saat uzun bir sohbet ettik. Bir kere şunu söyleyeyim. Kemal Bey hayli, moralli. Yeni yaşamına alışıyor gibi gördüm. Ee, koruma polisleri kendisine görevlendirilmiş. O konuda içişleri, bürokrasi hemen işlemleri hızlandırmış. Çünkü artık genel başkan değil, milletvekili de değil ama e, Ankara Emniyet Müdürlüğü gereken işlemleri hemen yapmışlar. Benim gördüğüm şu sohbetimizde Kemal Bey bir kere vakıf çalışmalarına ağırlık vermeyi düşünüyor. Bu vakıf da geçen hafta da söylediğim üzere parti politikalarını belirlemek değil parti politikalarına destek olmak üzere çalışacak. Eğitim alanında, yoksulluğun ortadan kaldırılması alanında, gençlerin siyasete katılımına teşvik yönünde raporlar hazırlayacak. Ve partinin politikaları için parti politikalarına destek için bir altyapı oluşturmak isteyecek. Kemal Bey'in çevresindeki bazı arkadaşlarımız işte olağanüstü bir kurultaya gidileceği, yerel seçimden sonra yeniden bir kurultay yapılacağına ilişkin bazı değerlendirmeler yapıyorlar ama benim Sayın Genel Başkanın anlatımlarından gördüğüm şu. Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu hiç böyle bir plan program içinde değil. Özgür Özel'in genel başkanlığının desteklenmesi gerektiğini açıkça ifade etti. Çünkü dedi ki bir kurultay yaşadık. Kurultay delegesi bir irade ortaya koydu. Arkadaşlarımız değişim diye yola çıktılar ve seçildiler. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e <laughs> destek vermelidir dedi. Ve şunu da söyledi. Bir yerel seçim yaklaşıyor. Bu yerel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması için hepimiz çalışacağız dedi. Bunu iki kere söyledi. Ben bazı istifalardan bahsettim. Yani duygusal tepkiler var, istifa eden arkadaşlarımız var, istifa etmek isteyen arkadaşlarımız var dedim. Şunu söyledi. Hiçbir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemelidir. Bu tür duygusal tepkileri anlıyorum ama hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha güçlü olması için elimizden geleni yapacağız dedi. Hatta şunu da söyledi. AK Parti'nin karşısındaki en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir. AKP güçsüz bir CHP istiyor, hep bunu hedefledi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi ideolojik çizgisini koruduğu takdirde AKP'nin yapmak istediklerine izin vermez dedi. Ve peşinden de şunu söyledi. 2024 ve 2025 Türkiye için çok zor geçecek. Çünkü ekonomik kriz gitgide derinleşiyor. İnsanların yoksulluğu gitgide artıyor. Bu noktada da partimiz Alternatif olduğunu göstermelidir, doğru politikalarla topluma ulaşmalıdır dedi. Ondan sonra tabii neyi konuştuk orada? Şunları konuştuk. Özellikle sınır hattındaki nüfus değişimini, İstanbul'un su sorununu, onları da konuştuk. Arkadaşlarımızın bazı mesajları vardı, onları ilettik. Yani geniş kapsamlı bir sohbet oldu ama ben şunu görmedim Sayın Genel Başkan'da. Yani efendim ben işte tamam bir seçimi kaybettim ilk turu 17 18 oyla. Şu anda da yanımda ikinci turda 550 delege bana oy vermiş. Ben yeniden döneyim, yeniden bir kurultay toplayayım falan gibi bir hava görmedim. Tamamen yerel seçime odaklanmış ve ısrarla Özgür Özele destek verilmesi gerektiğini, Özgür Özele bir kredi açılması gerektiğini bu noktada da tüm Cumhuriyet Halk Partililerin kurultayı kurultay salonunda artık bırakması gerektiğini de altını çizdi. Çünkü içine girmek istemediğim bazı tartışmaları Barış, görüyorum. Barış, bununla ilgili biz yayına girdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun Video bir videosu var. İstersen o videoyu ah, tamam. bir verelim. Ee, sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir videolu mesaj yayınladı. O alışık olduğumuz videolu mesajlarından bir tanesini daha yayınladı ve <laughs> parti içerisinde kurultay sonrasında devam ede gelen o tartışmalara bakın nasıl bir cevap vermiş. Ben de ilk kez izleyeceğim çünkü biz yayına girdikten sonra yayınlandı o video. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, Kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yetenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Sevgili Evet. Evet sevgili izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajı böyle e, bu tip e, söylentilere kulak asmayın evet, diyor. Kemal olacak. Bey Kemal Bey o günkü görüşmemizde partinin ısrarla korunması güçlendirilmesi ve yerel seçimlere deri bir şekilde girmesi gerektiğinin altını çizdi. Bugün de kendisini ziyaret edenler de vardı. Bu vakıf çalışmasıyla ilgili iki profesör gitti İzmir'den. Eğitim politikalarına ilişkin raporlar götürdüler. Yine kendisini çok sayıda insan ziyaret ediyor. Mesela Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve arkadaşları da bugün ziyaret etmişler. O da gayet güzel bir vefa. Çünkü sonuçta teşekkür etmiş Edremit Belediye Başkanı bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı. Ben Kılıçdaroğlu'nun ...kivil yaşama adapte olmaya çalıştığını... ...çünkü 13 yıldır genel başkan... ...çok bambaşka bir şu anda e, atmosfere girdi... ...ve partiyi güçlendirmek için... ...eğer kendisinden katkı istenirse... ...bunu yerine getireceğini gördüm. Peki. Özgür Özel cephesinden de bir e, haber vereyim. Dün bir arkadaşımız Özgür Özel ile birlikteydi. <laughs> Kemal Bey ile olan ilişkileri e, açılınca... ...Özgür Özel şunu söylüyor... ...Sayın Genel Başkan'ı sık sık ziyaret edeceğim fikirlerine başvuracağım, desteğini isteyeceğim diyor. Ben de Özgür Özel bu bizim istifa meselesinden sonra aradığında e, kendisine şunu söyledim. Yani Kemal Bey'e ilişkin hassasiyetin mutlaka korunması gerektiği yönde eski beraber milletvekili yaptığımız için, hukukumuz olduğu için Özgür Özel bana o gün de onu söylemişti. Bunu şundan dolayı ifade ediyorum. Son söz söyleyeyim bırakayım arkadaşlarımıza. Kemal Bey Kurultay'da kaybetti. Tamam. İtiraz da etmedi. O süreç o gece daha iyi yönetilebilirdi. Kötü yönetildi. Her açıdan kötü yönetildi. Hem Kemal Bey'in arkadaşları kötü yönetti hem Özgür Özel'in arkadaşları kötü yönetti. Daha diyalogla, istişareyle daha güzel bir tablo olurdu ama sonra telafi edilmeye çalışıldı. Kemal Bey'e yönelik hala eleştirilerin olması, hala hakarete varan yorumların yapılması, özellikle Kemal Bey'i sevenleri ve Kemal Bey'e gönül verenleri çok üzüyor. Bugün mesela bir kurultay delegesi arkadaşım beni aradı. Dedi ki ya Kemal Bey oy vermiş. Annem hala ağlıyor dedi. Kemal Bey kaybettiği için. Şimdi bunu özellikle CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in bu sosyolojiyi dikkate alması ve ona göre bir <laughs> atmosfer oluşturması gerekiyor. Aynı zamanda Ekrem Bey'in sayın İmamoğlu'nun yanındaki yakın çalışma arkadaşlarının da bu hassasiyeti dikkate alması gerekir. Son söz, Kemal Bey'le bu fotoğrafımızı koydum. Bir istatistik değil tabii, bir veri de değil ama gözlem olması için bu fotoğrafı 19 bin kişi beğendi. Seçimden önce Kemal Bey'in fotoğrafını koyduğumda, birlikte olan fotoğraflarımızı koyduğumda 3000, 3500, 4000 beğenilirdi. Şimdi 19 bine çıkınca... Ya normal ama. Şundan dolayı normal. Normalde Kemal Bey seçimi kaybettiyse unutulması lazım ama... Kurultayı kaybedip güçlenen bir pozisyona geldi Kemal Bey.